Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Introdan da gördüğünüz gibi yeni bir ayakkabımız var. İlk imzalı ayakkabısı Jason Tatum'un. Kargo açımındaki kadar sizlere güzel şeyler söyleyemeyebilirim arkadaşlar. Şimdiden uyarıyorum. Artıları ve eksileri de olan bir ayakkabı. Dolayısıyla eğer bu ayakkabıyı almayı planlıyorsanız mutlaka ve mutlaka bu incelemeyi sonuna kadar izleyin. Biliyorsunuz ilk önce kargo açımları yapıyoruz bu ayakkabıların. Daha sonra ise içerisinde biraz vakit geçirip performans incelemesi çekiyoruz. Böylelikle sizlere en doğru bilgiyi aktarabiliyorum. Kargo açımlarında biraz daha birlikte sanki kutuyu açıyormuşuz gibi ilk inceleme veya ön inceleme olarak gibi düşünebilirsiniz. Orada sizle birlikte şaşırıyorum, sizle birlikte görüyorum. Bu da daha doğal tepkilerimi sizlere sunmamı sağlıyor. Burada ise daha profesyonel, daha üzerinde zaman harcanmış ve düşünülmüş cümlelerle size bilgi aktarımı yapıyorum. Bu da daha çok almak isteyen, para harcayacağım ama hangisini alayım diye düşünen arkadaşlarım için yol gösterici videolar oluyor. Buna göre sizler de izleyebilirsiniz. Hemen kutusunu alalım ve kutusuyla girişim yapalım istiyorum. Hoş, tatlı bir kutu. Bu arada ilk imzalı ayakkabıları çok seviyoruz biliyorsunuz. Ama nerede o PG1'lerin tadı diyorum arkadaşlar. Hala ve hala yakalayabilmiş değilim. Zion'lardan çok umutluydum. Bundan da umutluydum ama maalesef tam istediğimi veremedim. Gerçi şimdi düşünüyorum da neler vardı. İşte ilk Trey1'leri düşünüyorum. Onun dışında Jabir'ler yakında gelecek incelemesi. Hiçbir beklentim yok o ayakkabıdan da. Tatum'lar bu istediğimi veremedi. Galiba Zion bir en iyisiydi ilk imzalı ayakkabılar arasında. Siz ne diyorsunuz? Hangisi sizin için çok iyi? Favorinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle 45 numara aldım. Her zaman yaptığım gibi. Genel itibariyle bu şekilde. Nike ayakkabılarında biliyorsunuz 45 numara tercih ediyorum. Koşu ayakkabılarında 44,5 tercih ediyorum. Yenilikçi bir kutu. Fena değil. Güzel. Janjanlı. Yıldızlı. Keyifli. Hoş. Üstünde de JT logosu daha büyük bir şekilde kazınmış. Evet, bir tanesini alalım ve performans incelememize geçelim istiyorum. Evet, ayakkabımız burada. Merceğimiz altında. Görüntü olarak her zaman yaptığımız gibi başlayabiliriz. Ne diyorsunuz? Sizlerin de yorumunu hep ben merak ediyorum arkadaşlar. Bu ayakkabıyı beğendiniz mi? Beğeniyor musunuz şekil şemal olarak? Hani renk özelinde çok konuşulmayabilir ama ayakkabının geneliyle konuşabiliriz. Çok beğendiğim bir renk değildi. Çok sade. Birkaç dizayn detayına birlikte bakalım istiyorum. Arkadan başlayalım. Jason Tatum'un imzası, numarası ve Jordan logosu. Genelde ayakkabının arkası keyifli oluyor. İç yüzeyinde şurada mahallesinin koordinatları var. Bu rengin ismi de mahallesinin ismi. Her ayakkabıda farklı farklı hayatına dair detaylar sunuyorlar. Dilde bir JT logosu var. Yalnız bu dil cidden kötü bir dilmiş arkadaşlar ya. İçinde Archer Avenue, Archer Sokağı, iç tarafta yine farklı bir logo. Dışına doğru baktığımız zaman ufak bir JT ibaresi görüyorum. Genelde Jordan ayakkabılarının en sevdiğim kısmı oluyor. Ayakkabının arkasında bir Jumpman logosu. Evet, aslında bu kadar. Çok da fazla söyleyecek detay olarak verecek bir durum yok. Altına baktığınızda asıl zaten bu neymiş dediğiniz durum oluşabilir. Çok ilginç ve çok farklı bir tasarım. Jordan'ın logosu, Air Zoom yazısı, böyle boşluklu moşluklu bu nedir dediğiniz bir ayakkabı arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Tabii bu ilginçlik performansa nasıl yansıyor? Asıl önemli olan nokta bu. Dikkat ederseniz şuradan ayağınız yere temas etmiyor. Yani ayakkabıya direkt olarak temas etmiyor. Daha yukarıda duruyorsunuz. Kutu açımını izlerseniz ben ne kadar heyecanlı ve ne kadar neler olacak acaba gibi bekleyişte olduğumu göreceksinizdir. Fakat maalesef o bekleyişimin, o heyecanımın, o beklentimin karşılığını alamadım. Çünkü performans noktasında eksik buldum. Biraz da tabii ki beklentim de yüksek olduğu için olabilir ama daha iyi olmasını beklerdim diyeyim. İlk ve en güzel özelliğiyle başlayalım. İnanılmaz hafif. Bu sene hafif ayakkabılarla dolu bir sene oldu. Run issue oldukça hafifti. Jordan 1 Take
Drake yine aynı şekilde oldukça hafif bir ayakkabıydı. Tatum 1 muhtemelen onlardan da daha hafif olacak. Çünkü gerçekten arkadaşlar uçmak üzere, merak ediyorum kaçmış ağırlığı. Hemen şöyle tartımızı alalım. Sizler de görün. 359. Yani şu ana kadar galiba bu sene tarttığım en hafif ayakkabı olacak. Ayakta da ciddi hafif hissettiriyor. Elde de baya baya hafif arkadaşlar. İyi özellikleriyle başlamış, açılışı yapmış olduk. Numara tercihinden hemen devam etmek istiyorum. Bu da çünkü önemli noktalardan biri. Ben 45 numara aldım ve ayakkabı arkadaşlar önden uzun bir ayakkabı. Gerçekten bana çok ilginç geldi. Uzun zamandır böyle bir ayakkabı giymemiştim. Biraz eski KD'lere, yani KD 11'i andıran bir tasarıma sahip. Ayağınıza giydiğiniz zaman önden uzun kalıyorsunuz. Daha böyle ince uzun ayaklı arkadaşlarım varsa bunda aradığını bulabilirler. Geniş ayaklı arkadaşlarım çok rahatsız olmayabilirsiniz. Bana hafif bazı zamanlarda şu içten dokundurma yaptı. Onun dışında çok fazla sıkıntı yaşamadım. Bunu da girişte söylemek istedim. 44,5 numara alsam nasıl olur diye düşünüyorum ama ben rahat edemeyeceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla yine kendi numaranızı alabilirsiniz. Ama önden uzun olduğunu da lütfen unutmayın. 1 numaradan 5 numaraya da bütün basketbolcular bu ayakkabıyı alıp kullanabilir. Her pozisyona hitap ediyor. Tabii ki bu özellikler eğer sizin aradığınız özelliklerse bu ayakkabıyı tercih edin dedikten sonra hemen şimdi tabanına geçelim. Tabanı kargo açımından da hatırlayacağınız üzere çok beni çeken bir kısım olmamıştı. Neden? Çünkü öncelikle tabanda çok büyük kısımlar feda edilmiş ve buralara taban tutuşu için bir şey kondurulmamış. Özellikle şu kısım arkadaşlar bence çok önemli. Çünkü tam ayağınızın kırılma kısmı ve burada bir çıkıntı olmayışı, taban tutuşu açısından yardımcı bir şey olmayışı bence büyük handikap. Onun dışında yine orta alanda oldukça düz geçilmiş ve arkada ise çok da derin olmayan çıkıntılar kullanılmış. Sanki birisi giymiş de sizin için önden eskitmiş veya bu çıkıntıları inceltmiş gibi. Önde kullanılan bu plastikler ise ciddi manada güçsüz ve derin gözükmüyor. Bu benim için handikaptı. Sahada nasıl oldu diye sorarsanız tam bu handikapların karşılığını yaşadım arkadaşlar. Sahada yani fena değil şu ön kısmın tutuşu ama yanlışlıkla böyle topuğunuzla da basarsanız yere direkt olarak kayıyorsunuz. Ben bunu çok sevmedim. Daha iyi bir taban tutuşu beklerdim. Önden dediğim gibi taban tutuşu fena değil. Ama bunlar da tabii ki toz tutuyor. Yine elinizle silmeniz gerekiyor. Benim için sınıfta kalan bir taban tutuşu oldu. Tam beklentimi karşıladı. Yani kötü bir beklentim vardı ve bu kötü beklentiyi karşıladı. Üstüne çıkamadı. Daha iyi olamadı. Bu çıkıntıların çok hafif oluşu, özellikle buranın içini göstermeyen sert plastik oluşu iç sahalara da uygun yapmıyor. Bu tarz kullanımları ben pek beğenmiyorum. Harden'larda da bu tarz bir kullanım vardı ama buna göre tabii çok daha kuvvetli ve güçlü bir tabana sahipti. Harden Wall-E'den bahsediyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Yani burası iç saha için uygun değil. Dışarıda da kullanım için burası uygun değil. Ne yapacaksınız? Arada kalıyorsunuz. Bari tüm tabanı böyle içini gösteren transparan bir taban yapsalar. Translucent deniyor bu arada buna. Bu tabandan yapsalar da bizler de rahat etsek diyorum. Onun dışında sakın ama sakın bunu dışarıda giymeye çalışmayın arkadaşlar. İnanılmaz hızlı paramparça edersiniz. Ya bunu şiddetle söylüyorum. Birçok ayakkabı için hani dışarıda giyseniz olur dediğim durumlar oluyor. Bunda öyle bir durum yok. Direkt dışarıda mahvedersiniz. Çıkıntıları mahvettiğiniz gibi şu kenarlarda kullanılan plastikler de çok çok rahat bir şekilde hemen eskiyecek gibi. Özellikle bakın şuraya bakar mısınız? Hemen bir yamulmalar etmeler olmuş. Böyle çok hızlı bir şekilde, ki ben bunu sadece iç sahalarda giyiyorum. Hani bu size anlatımı gerçekleştirebilmek için giyiyorum. Sizler hani 4-5 saat oynayacağınız durumlar olursa yanları manları da paramparça yapabilirsiniz. O tarz görüntüler de gördüm. Şuralar parçalanmış. Aynı şekilde şuralar da öyle. Yanlardan da parçalanmış resimler gördüm internette. Dikkat edin, tabanı gerçekten sınıfta kalan bir tabandı benim için. Vereceğim puan 10 üzerinden 7.8 olacak. 8'in altında bir puan veriyorum. O da sadece şurası için veriyorum. Çok hızlı eskimesi, bu şekilde ayrı ayrı yapıların kullanılması sıkıntı teşkil ediyor. Yine tabandan gözüken kısımlarla devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz bir plaka var. Bu plakanın büyüklüğü şurada görmüş olduğunuz şekilde ve yana doğru çıkıyor. Bu plaka çok iyi iş yapar diye beklemiştim. Kargo açımında da bundan çok heyecan duymuştum. Fakat orta taban desteği bu ayakkabıda çok çok düşük. Yani şöyle yaptığım zaman bakın nasıl hemen kırılıyor. İnanılmaz kırılgan, inanılmaz esneklik katmış. Bu da ayağımızın ihtiyaç duyduğu o kuvveti, enerji kazanımını sağlamıyor. Bu da çok büyük handikap. Destek noktasında ekstra bahsedeceğim. Sadece burada gözüktüğü için bundan bahsetmek istedim. Yani bunun bir anlamı yok, onu söylemeye çalışıyorum. Burada bir şeyler varmış gibi dursa da çok bir anlamı olmayan tasarım olmuş. Ayağımızın buradan değmiyor olması, işte şöyle bir plaka koyuyor olmaları pek bir anlam ifade etmiyor. Orta taban plakası dediğimiz, bize esneklik sunan veya zıplık sunan, atiklik sunan plaka burada yok arkadaşlar. Yani öyle bir kullanım, öyle bir
sunum yok maalesef. Yastıklamaya hemen geçiyorum. Ayakkabının açık ara en güzel özelliği yastıklaması. Zaten bunu bekliyorduk. Ciddi büyüklükte bir Air Zoom ünitesi. Buradan da zaten görebiliyorsunuz. Jordan 36'larda, 35'lerde o görünen, hatırlayacaksınız. Bu üniteleri buraya da koymuşlar. Arkada hiçbir şey yok. Oldukça sert bir köpük ama ön tarafta mükemmel bir yastıklama. Bu yastıklama benim ihtiyacımı karşıladı. Muhtemelen sizlerin de ihtiyacını karşılayacaktır. Yani ekstra bir şey beklemiyorsanız, arka topukta oynayan bir oyuncuysanız çok da karşılayamayabilir. Ön taraftaki yastıklama gayet ideal ve güzeldi. Büyük bir zoom ünitesi, güzel bir zıpzıplık sundu. Fakat buradaki plaka eksikliği yastıklamayı da tetikliyor arkadaşlar. O atikliği, o hızlılığı engelliyor. Biraz daha içeri alan ve böyle pıs diye söndüğünüz bir yastıklama oluyor. Bu da enerji kazanımını ve hızlı geri dönüşü engelliyor. Ben bunu pek beğenmediğimi söylemem lazım. Normalde belki 9 vereceğim veya işte 9.1, 9.2 vereceğim yastıklamaya genel histeki bu aşağı düşmeden dolayı 8.7 veriyorum. Daha iyi olabilirdi. Tek başına bir ünite bunu karşılamış ama arkaya da bir şey koyuyor olsalardı, bir de orta tabanda bir plak oluyor olsaydı hani 9.2, 9.3'lere neredeyse buçuklara kadar çıkabilirdi. Harika bir yastıklama olabilirdi. Maalesef bunun önüne geçmişler. Bu yere pıs diye sönümleme hissini sağlayan bir diğer durum ise bu ayakkabının görmüş olduğunuz şekilde ayrık olması. Bastığınızda bir içeri geçme söz konusu. Bu sizi zıplatacak, düzenekle desteklenmeyince maalesef böyle bir his yaşıyorsunuz. Pek ben bunu beğenmiyorum. Sizlerin de çok beğeneceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen üst kısma geçiyorum arkadaşlar. Üst kısımda yine çok ucuz ve dandik hissettiriyor maalesef. Ayağınızı da çok güvenli bir şekilde sarmıyor, sarmalamıyor. Bu da yine desteğe ve ayakkabının genel olarak güvenliğini etki ediyor. Üstünde bütün neredeyse hepsinde kullanılan örgülü bir materyal var. Yumuşak, hafif, çok aman aman olmasa da çok kötü de değil, fakat biraz daha ucuz ayakkabılarda kullanılan tarzda tasarım diyebilirim. Onun dışında bazı yerlerde ekstra plastikler var. Ayakkabının ön kısmında dolaşan bu mavi yine kondurmalar var. Çok dediğim gibi memnun olmadığım tarzda bir materyal kullanımı. Yani çok kötü değil. Özellikle dil kısmının bu dandikliği, ucuzluğu rezil ya. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Fakat dilin şu iç kısmını beğendim. Bu arada bağcıklarınızı buralardan da geçirebiliyorsunuz. Ekstra kitlenme isterseniz bağcıklarınızı buradan geçirebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Bence lazım olacaktır. Çünkü çok çok böyle kitlenmesi yüksek olan bir ayakkabı değil. Biraz ekstra sıkmaya, ekstra kuvvete ihtiyaç duyuyor. Arkada ise fena olmayan güzel bir pedleme var. Topuğunuz burada rahat edecek. Arkadaki kullanım mid tasarımı biraz bilekli ayakkabılar bakanlar için fena olmayabilir arkadaşlar. Bileklerinizi tatlı bir şekilde koruyacak. Bana mesela bayağı yüksek geldi. Tabii bileklerimin ortalarına kadar bu yükseklik uzandı. Bu da uzun zamandır bulamadığım tarzda bir his yaşattı bana. Fena olmadı açıkçası. Materyaller noktasında vereceğim puan benim 10 üzerinden 8.1 olacak. Yani ortalamanın altında kalan bir materyal kullanımı diyebilirim. O da şu plastiklere ve genel olarak ayakkabıda kullanılan daha kaliteli hissettiren işte arka kısım gibi yerlere verdiğimi söyleyebilirim. Destek noktasına gelmek istiyorum arkadaşlar. Ayakkabı dediğim gibi çok eksik, aşırı esnek. Yani şu plakanın hiçbir işe yaramıyor olması beni çok şaşırttı. Bu özellikle ayakkabıda form arayan, uzun süreli kullanım isteyen arkadaşlarım için bence düşünmeleri gereken bir nokta. Farklı tercihlere bakmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle ayakkabının uzun oluşu ve bir küt duruşu var. Böyle sanki sahaya dövüyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Çünkü oldukça düz bir yapıya sahip. Dikkat ederseniz taban yapısı çok düz. Bu genel ayakkabıdaki destek eksikliğiyle birleşince biraz handikap oluşturuyor. Artı yanlar neler destek noktasında? İşte bilekli oluşu, bileklerinizi güzel tutuşu, yana yapacağınız hamlelerde büyük bir çeper olması. Bunlar belki ek avantaj olarak sunulabilir. Ama bu şekilde hızlı bükülüyor olması, hızlı yamulacak tipte oluyor olması, çabucak yıpranacak olması da problem oluşturuyor. Destek noktasında vereceğim puan 10 üzerinden 7.9 olacak. 8'in altına düşüyorum çünkü bu şekilde bükülmeler baya problemli. Ben bileklerimde çok destek arayan bir insan olmadığım için de güveni, sağlamlığı, bu sağlamlık hissini arttırmıyor. Dolayısıyla bu şekilde oldukça da düşük bir puan veriyorum. Ve böylelikle de incelememin sonuna geliyorum arkadaşlar. İçinden dışından birçok noktadan bahsettik. Yorumlarıma katılmıyor olabilirsiniz, katılıyor olabilirsiniz. Aşağıda belirtirseniz sevinirim. Çünkü herkesin tecrübesi farklı. Tabii ki bazı noktalarda ayrışmamız mümkün değil. Olan bir teknoloji var veya olmayan bir durum var. Hepimizi etkiliyor. Bir basketbol ayakkabısı veya bir ayakkabı almadan önce bu şekilde yorumları dikkate almanızı tavsiye ederim. Sonrasında ah bu neydi, bu nasıl oldu gibi şeylerle karşılaşmayın. Eğer bahsetmediğimi düşündüğünüz bir durum varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Ben de cevap vermeye çalışayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.